Evet, biz bugün burada Emit Fuarı'nda ilk defa katılıyoruz GEYVE Belediyesi olarak. Tabii buradaki amacımız GEYVE'nin tanıtımını sağlamak. GEYVE'miz Sakarya'nın güneyinde 1312 yılında Osmanlı'nın fethettiği bir bölgemiz. Hem tarihiyle hem turizmiyle hem de özellikle ürettiği ürünlerle adını duyurmaya çalışan ilçemiz. Biz de GEYVE Belediyesi olarak yaptığımız faaliyetlerden sonra ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak adına ilçemizde en çok yetişen, Türkiye'nin de %70 üretimini sağladığımız ayva ürünümüzle alakalı bir çalışma faaliyeti içerisine girmiştik. Daha önce bu çalışma faaliyetlerinin içerisinde ayvanın markasının tescillenmesi, coğrafi işaretinde başvurusunun yapılmasıydı. Bunları tamamladıktan sonra ayva ürününden çeşitli ürünler elde ederek onları pazarlamak için uğraşıyoruz. İşte bugün burada Emit Fuarı'nda da bu ürünlerimizi burada sunuma hazırladık. Tabii GEYVE Belediyesi olarak Satso Kadın Girişimciler Ortaklığı'yla beraber GEYVE'de bir üretim merkezi kuruyoruz 2100 metrekare civarında. GEYVE'de yetişen tüm ürünlerimizi salçasından turşusuna, işte pekmezinden reçeline kadar tamamını bu tesislerimizde kadınlar aracılığıyla üreterek ülkedeki insanlarımızın sunumuna ulaştıracağız. Ve bu şekilde de GEYVE'de yetişen ürünlerin daha çok para etmesini sağlayacağız. Bugün burada elimizde ayva lokumumuzla, ayva reçemiz, ayva sirkezimiz, ayva turşumuza kadar GEYVE'nin çeşitli yöresel ürünleriyle vatandaşımızın karşısına çıkmış bulunuyoruz. Sakarya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aygün Kahya. Biz Sakarya Ticaret Sanayi Odası'nın kadın girişimcileriyle birlikte bölgemizde patentli ürün olarak GEYVE Belediyesi tarafından alınmış ayvanınla ilgili yapılabilecek bütün ürünleri de içine alan bir konsept geliştirdik. Bu konsepti de belediye başkanımız, GEYVE Belediye Başkanımız Sayın Murat Kaya ile birleştirdik. Onun patentli ürünü ayva ile bizim kadınlara yönelik kadın emeğinin üretimden tüketime gitmesiyle ilgili kadınların içinde aktif olarak yer aldığı bir merkez düşüncemiz vardı. Sağ olsun belediye başkanımız bu projemizle çok ilgilendi. Kendisi bize burada yerinin olduğunu, birlikte hareket edebileceğimizi söyledi. Ve biz 2000 metrekare kapalı alanda üretimden tüketime kadınların işlettiği bir merkezin temellerini attık. Şu anda tamamlanma aşamasında. Yöresel ürünlerin pazar bulduğu bir tesisi kazandırmış olmaktan Ticaret Sanayi Odası olarak katkı verdiğimiz bu projeden çok büyük beklenti içindeyiz ve Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda belediye başkanımız Sayın Murat Kaya Bey'e de teşekkürlerimiz. Aynı zamanda Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mahmut Kösemusula ve yönetim kurulu üyesi olarak Satso'muza teşekkürlerimiz var kadın girişimciler olarak. Yapabildiğimiz kadar özellikle plakamız olan 54 çeşidi yakalamak şartıyla 54 çeşit ayva ile alakalı bir üretim merkezimizde tamamen doğal, köyde yetişmiş ve kendimizin yetiştirmiş olduğu doğal ürünlerimizle ayva sirkesi, ayva kolonyası, ayva reçeli, yani ayva ile alakalı yapabildiğimiz kadar 54 çeşidi buluncaya kadar kendi üretim merkezimizde tamamen doğal, organik bir şekilde yapacağımız tesisle bu ürünlerimizi tüm dünyaya duyuracağız inşallah. Biz bu ayvanın çeşitlerinden pekmezini, reçelini, ilk defa ayva sirkesini ve ayva kolonyasını yaptık. Yani bu yeni açılan üretim tesisimizde sadece bayanların çalışacağı bir üretim tesisi. GEYVE Belediyesi bünyesinde bir işletme olacaktır. Burada yapılacak ürünlerin satışından elde edilen gelirle maddi durumu olmayan, evi olmayan, yangında evi yanan, atıyorum evlenmek isteyen gençler için bütün bir katkı sağlanacak. Burada geri dönüşüm, döner sermaye gibi bir üretim tesisi kurmak istiyoruz. İnşallah başarılı olabiliriz. Bu fuar için getirdiğimiz ürünlerin içerisinde bahsetmiştim az önce. Ayvamız bizim çok önemliydi. Bundan dolayı ayva ile alakalı ürünlerimizi şu anda tanıtıyoruz. Bunlardan bir tanesi ayva pekmezimiz. Ayva pekmezimizin özelliği nedir? İçinde sıfır şeker var. Şeker kullanılmadan yapılıyor. Tamamen orijinal bir şekilde. Ayva reçelimizde yine glikoz kullanılmıyor. Tamamen orijinal şeker kullanılmakta. Ve gördüğünüz köy ekmeğimizde de ekşi maya dediğimiz ekşi mayayla mayalandırılmakta. Tamamen yöresel olarak üretilen ürünlerimizi şu anda görüyorsunuz. Ve Emit Fuarı'nda da burada vatandaşlarımıza sunuyoruz bunları. Dengeyi ve ayvası, havası, suyu, özel iklimi ve en önemli özelliği boğaza durmaması. Hani ayva yedik denir ya, bu ayva yediğin zaman
tatlı bir yeme oluyor. Boğazına durmuyor bu ayva. Tadı, kokusu, her şeyiyle birinci sınıf bir ayva. Ayva çekirdeği jelimiz, ayva çekirdeği ve gül suyuyla yapılmıştır. Bayanlarda kırışıklıkları önleyici özelliği vardır. Ayva zaten her derde devadır.